Bu konuyla ilgili olarak tabii çok şey söylendi aslında ama hiçbir şekilde gözden kaçırılmaması gereken şey bu sağlıktaki şiddetin toplumsal boyutu. Yani bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bu evden başlıyor aslında. Yani babadan, anneden, evdeki gördüğü şiddetten, ekmekçide gördüğü ya da işte otobüs durağında, sinemada gördüğü şiddet bu şekilde toplumsal genlerimize de siniyor. Ve tabii sağlığın piyasalaştırılması ve sağlığın değersizleştirilmesi, sağlıktaki dönüşüm süreciyle beraber bu daha çok hızlanıyor. Yani dediği gibi Şebnem Hoca da söyledi ya, işte doktor ellerini çek doktor hastanın cebinden veya işte doktor efendiler işte giderlerse gitsinler gibi bu anlayış hekimliği, bu sanatı değersizleştirme, itibarsızlaştırma anlamında söylenmiş olan toplumsal saygınlığını, bilimsel gücünü ortadan kaldırmaya yönelik hareketler. Bir cümlede mesela şöyle, ne olacak? Ben devlet hastanesindeki uzmanlara işte bir gecede yardım veririm, olur ya da bir gecede alırım. Halbuki tabii bilim okumadığı için, bilim okur yazarı da olmadığı için bu cümleler normal. Yani 20 yıldan beri, tabii ki eskiden de yaşadık bunları, 20 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız bu, her bölgesinde yaşadığımız şiddet, iktidarın, siyasal iktidarın, toplumu yönetenlerin anlayışlarından kaynaklanıyor, onlardan farklı falan değil. Çünkü bu şiddeti biz aslında hayatın her alanında da görüyoruz. Kadında görüyoruz, ailede görüyoruz, mühendislik alanlarında da görüyoruz, diğer alanlarda da görüyoruz. Yani orman yakmanın ya da sele yol açmanın şiddet ayrı bir boyutu var. Farklı bir tezahürü bunlar aslında. Toplumsal şiddetin farklı görünümleri. O yüzden el birliğiyle bu iş hep beraber ortadan kaldırmaya yönelik, toplumsal barışı yeniden organize etmeye yönelik çalışmaların yapılması lazım. Ercan her ne kadar orada söylediyse tabii ki bunun basamaklandırma, özellikle sağlıktaki reorganizasyon, mevcut sistemin realite edilmesi veya 224 sayılı sosyalizasyon yasasının günümüze güncellenmesi, update edilmesi, günümüz koşullarındaki update'i son derece önem arz ediyor. Biz bir örgüt olarak, meslek örgütü olarak kamudan yana, toplumdan yana, halktan yana sağlık hizmetleri yürütülmesi, sağlık hizmetinin toplumu sağlığının en üst düzeyde konulması, sağlanması, hatta esasında amaç şu: bireylerin hastalandırılmaması, hastalanmadan önce gerekli olan koruyucu tedbirlerin, önlemlerin alınması zemininde çalışan insanlarız. Bir meslek örgütüyüz. Tabii aslında bu şiddetle de alakalı. Şiddet de aynı şekilde evde, ailede, okulda, yani okulda da aynı bir şekilde gidiyor. Dediğim gibi şeyden farklı bir olay değil. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Soru olursa ayrıca cevaplandırmaya çalışırım yani. Ürünleri geçirmek için ve Antep'in trafiği de bayağı artmış. Biz görmeyelim. Bu kadar uzun süreceğini düşünemedik doğrusu. Evet, aslında tabii cüktörükleri birliği olarak da şiddet çalışma grubu da oluşturuldu, yani şiddetle mücadeleye dair. Arkadaşlarımız buradaydı zaten. Hani merkez konseyi üzerinden çalışmaları yürüten arkadaşlar da burada. Tabii Gaziantep hani gerçekten bizim için önemli. Çünkü hani ölümlü bir şiddet olayıyla karşılaştığımız durum. Aslında tabii şiddetle sık sık karşılaşıyoruz. Yani zaten gündelik hayatımızın bir parçasına dönüşmüş durumda. Siyasi otoritenin tutumu da burada çok belirleyici. Özellikle sağlık politikaları açısından bakıldığında tabii kışkırtılmış sağlık talebi kaçınılmaz olarak insanların o talebinin karşılanmadığı koşulda birinci sorumlu olarak hekimleri, sağlık emekçilerini görüyorlar ve hesabını da onlardan soracaklarını düşünüyorlar. Aslında bu sistemi, onların sağlığa erişimini engelleyen mekanizmaları
ne yazık ki görünmez kılıyor sistem. Ve karşı karşıya kaldıkları tabloyla sonuçta doğrudan öfkelerini sağlık emekçilerine, hekimlere yönlendiriyorlar. Ama toplumdaki şiddetin de gerçekten yani siz de konuşmuşsunuz. Bu denli arttığı bir dönemi daha yaşamadık biz. Biraz da insanın hak öznesi olarak tanımlamaktan çıkarılması ile doğrudan nesneleştirilmesi ile doğrudan ilişkisi var. Hak öznesi kimliğimizi de biliyoruz biz adım adım. Yani orada da kaçınılmaz olarak hani kadının, çocuğun, yoksulun, LGBTİ artıların, göçmenlerin tabii ki daha da değersizleştirilmesi. Hani hepimiz zaten hak öznesi olmaktan çıkarıldık. Ama onlar tümüyle artık insanlıktan çıkarılma noktasına ulaştı ve bunun sancısını da çekiyoruz. Evet, hani sağlık emekçisine, hekime şiddet ama her gün kadınlar öldürülüyor bu ülkede. Çocuklar istismara oluyor ve sorumlular hiçbir şekilde hesap vermiyorlar. Ne yazık ki yargılama süreçlerinde de sonuçta beraat etmese bile neredeyse hiç cezaevinde yatmadan toplumla yeniden iç içe yaşamaya devam ediyor. Ve tabii bunun yanı sıra toplumda farklı düşmanlaştırma pratiklerinin de işlediğini biliyoruz. Bu düşmanlaştırmada elbette siyasi otoritenin de hekimlere ve sağlık çalışanlarına, sağlık emekçilerine yönelik söylemlerinin çok büyük etkisi var. Yeni de başlayan bir durum değil. Evet, 20 yıldır zaten AKP iktidarıyla birlikte bu söylemler gittikçe daha da yükselerek sürdü. Ama ben mecbur hizmete geldiğimde 1980'lerden hemen sonra bu ülkenin tepesinde olan junta lideri ve Sağlık Bakanı hekimleri ağaca bağlayın kaçmasınlar demişti mecbur hizmet yasasını çıkardığında. Dolayısıyla hani o söylemler, sonra işte yine Sağlık Bakanlarının söylemleri, Çalışma Bakanı İmren Aykut örneğin işte hekimin eli hastanın cebinde demişti. Yani böylesine düşmanlaştırıcı söylemler yeni değil ama bugün geldiğimiz noktada her gün bu söylemle karşı karşıya kalıyoruz. Sadece bize de değil, hani topluma dönük de hani sürtük olduk, çürük olduk, çapulcu olduk, her şey olduk. Ya kapıyı gösterdiler. Yani bize zaten kapıyı gösterdiler, giderlerse gitsinler dediler. Şimdi düşünün, hani bu ülkede evet gidiyorlar, gençler umutsuzlar. Beklentilerinin karşılanmayacağını düşünüyorlar. Gelecekleri olmadığını düşünüyorlar. Geleceksizleştirildik bir de. Ve belirsiz bir halde bırakıldık. Yani böyle askıda kalmak gibi bir sımayinin içinde askıdayız aslında. Nereye doğru çökecek miyiz, yüzecek miyiz? Belirsiz. Gidiyor gençlerimiz de yazık ki. Ama gitmeyenler var. İnatla burada emek verenler var. İyi ki onlar var. Yani pandemide de öyle. İşte bu deprem sürecinde de öyle, depremde 3000 üzerinde meslektaşımız Türk Tabipleri Birliği'ne gönüllü başvurusu yaptı. Yani hızla deprem bölgesine gitmek için. Ve becerip de bizi her türlü sıfatla adlandıran, hakaretler yağdıranlar becerip de o gönüllüleri zamanında gönderemediler. Hala aynı sorunlar yaşanıyor. Saatlerce bekliyorlar, nereye gidecekleri belirsiz. Havaalanlarında bekletiliyorlar, askeri uçaklar gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani izni olamıyoruz hocam. Yani kendi senlik izinimize kullanarak gönüllü olabiliyoruz sadece. Yani devlet ancak buna müsaade ediyor. Evet. Bir şey yok orada. Yani evet. Teşvik etmek, özendirmek olur. Hayır hayır, hiç öyle bir şey yok. Üstelik gittikleri yerde nerede kalacaklar? Yanlarına neler alınırlar? Değil mi? Bir yere görevlendirme yapıyorsanız onların ihtiyaçlarının neler olacağını,
işte uyku tulumunda el fenerine kadar her türlü ihtiyacını bir liste halinde yayınlamasını bekleriz kamu otoritesinin. Kamusal sorumluluk bunu gerektirir. Hayır, işte biz meslek örgütleri, emek örgütleri, sivil örgütler üzerinden bütün bu süreç işliyor. Ne yazık ki bu tabloyla şiddetli günler, umarım bu şiddetli günlerin sona ermesi yakındır. Şiddetsiz bir topluma dönüşmek gerekiyor. Tabii özgürlük olmadan, adalet olmadan, demokrasi olmadan, barış olmadan şiddet bitmez. O nedenle hani toplumun iyilik hali, hep söyleriz işte toplumsal iyilik hali de fiziksel ve ruhsal iyilik halinin bir parçası. Toplumsal iyilik halinin en önemli bileşenlerinden biri de siyasi iyilik halidir. Ancak öyle şiddete sona erdirebilmek mümkün olur sanırım. Bu arada şunu da gözlemledik hocam. Sağlıkta şiddet deyince sağlık çalışanları ve hekimler, emekçiler sadece fiziksel şiddeti şiddet sayar hale geldi. O kadar kanıksandı ki yani psikolojik şiddet, sosyal şiddet, mali şiddet vesaire birçok şiddet türünü görmezden gelmek durumunda kaldı. Çünkü o kadar sık karşılaşılıyor ki artık gazete haberi bile olmuyor. Yani sözel şiddet vesaire. Son şeyle depremle ilgili şunu söyleyelim. Özellikle aile hekimleri ve teşvik alan ikinci basamak hekimlerinde deprem döneminde, afet döneminde kendileri depremzede olan sağlık emekçileri ve hekimlere teşvik ücreti ödemediler. Parasını kestiler. Gerekçe siz yeterince hasta bakmadınız. Yani aile hekimlerinin aile sağlığı, çalışacakları bir aile sağlığı merkezi yok ve yıkılmış. Bu insanlar niye sen şu kadar hasta bakmadın diye kesinti yaptılar kalan adına. Aynı şekilde liyakatsiz ve hadsiz sağlık idarecileri bazı hastanelerde mobil derecesine varan hem mali anlamda hem barınma ihtiyacını hastaneye gideren hekimler. Ama bir diğer temel sorun eğitim. Yaygın eğitimimiz olsun, örgün eğitimimiz olsun, şiddetle doğru, kadına şiddet, doğaya şiddet, işte çocuğa şiddet, bir nefret dili var. Bunun kaldırılması lazım. Bunu başarmış ülkeler var. Biz sık sık Finlandiya'ya örnek veriyoruz. En bizzat işte en birinci eğitim sırasında yükselen ülke artık bu şiddet olgusunu iki kuşakta silebilmişse beyinlerden ve 150 cezaevini kapatıyorsa, ki çok rakamsal bir benzerlik de var. Türkiye'de de 150 bin kişilik cezaevi inşaatı var. Yani şu andakilere ilaveten bir tarafta 150 bin kişilik cezaevi oluştururken bir diğer tarafta 150 tane cezaevi artık suçlu olmadığı için kapatılmak durumunda. Bugün Finlandiya'nın herhangi bir sokağında gece yarısı güvenin içinde gezebilirsiniz. Bu İngiltere için de geçerli değildir. Türkiye'de çoğu yer için geçerli değildir. Bu demek ki biraz önce bahsettiğimiz yoksullukla da ilgili ama bir tarafta da eğitimle alakalı. Yani kesinlikle ilk öğretim, orta öğretim ders kitaplarımızın gözden geçirmesi lazım. Böyle kahramanlık öyküleri adı altında kılıç kalkan efendim silah ve gücü, güce katılan bir eğitim sistemine vazgeçmemiz gerekiyor. Bir diğer taraftan sevgiyi oluşturmamız gerekiyor. Yani doğayla olan o çocukların ilgisini kurmaları gerekiyor. Ekosistemle ilgili duyarlılığın geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar hiçbir metoda yok. Eğitimle iki kuşakta bu iş halledilebilir. Uzun soluklu olacaktır. Yani öyle 20-30 yıl biz de onların başlatmalarına başlarsak belki 30 yıl sonra acaba değiştirebiliriz. Çünkü sadece ceza yasaları olmuyor.